Evet değerli izleyenler, gazete turumuzu noktaladıktan sonra gelin bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım ve Mahmut Alparslan'la ağırlıklı olarak Galatasaray'ın gündemini konuşalım. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Hamdolsun bomba gibi şükür. Seni sormalı. Çok teşekkürler hocam, ben de çok iyiyim. Şimdi Galatasaray'ın gündemi yoğun. Hem takım içi gelişmelerle, hem sergilediği performansla, hem de tabii ki transfer gündemiyle. Önce isterseniz en çok konuşulan konu, henüz iki golü var Galatasaray'ın ve hücumda neden bu kadar etkisiz kaldı bu takım? Buradan başlayalım. Golcülerde mi sorun var, yoksa golcüler yeteri kadar istedikleri topları alamıyor mu hocam? Ne dersiniz? Şimdi topu taşıyorlar, orta sahadan geliyor da kanatlardan. Bu sezon çalışmıyor Galatasaray. Tamam, bir Seferovic'e falan kızıyorlar, ediyorlar, gol atamıyor, normal. Golcü dediniz, geldi bütün topları değerlendirecek çerçeveyi bulacak ama. Tamam, içeri giriyorlar, biraz da vuruşta da acelecilik davranmalar da var ama bir de Seferovic'in oyun içindeki yaptığı o aktiviteleri görmek lazım. Ama biz atamadığınız zaman hemen değerlendirmeleri yapıyoruz da yapıştırıyoruz. Bu sezon Galatasaray'da sıkıntı, esas ana sorun geçen sezon neydi? Orta sahaydı. Orta saha bu sezon kapattılar ama bu sefer de kanatlar fazla işlemiyor. Kanatlardan da siz fazla gelemezsiniz, oraları çok aktif kullanamazsınız ve işleriniz az olursa bu sefer de santraforlar farklı bir önlemler alıyor ve kendilerini farklı bir pozisyonda oyun içinde değerlendirmeye çalışıyorlar. Burada ana etken iki tarafında kolektif oyunda biraz eksik olmaları. Onları toparlarlarsa geçen sezondaki verimi alabilirmişiz. Biliyorsun yani bir sezon çok iyi olabiliyorsunuz bizim ülkemizde Türk oyuncuları. İkinci sezon çok farklılıklar yaşayabiliyorlar. Şu anda gösterge o. Orta sahanın farklı olması, çok çabuk düşünmesi, kolektif oyunun içinde olması ki öyle oyuncular var. Bu sefer siz onlarla yarışamıyorsunuz oyun içinde. Bunları toparlarsa Sayın Okan Buruk, Okan Hoca, bu sefer hem Kerem'den de hem Yunus'tan da o istenilen birimler alınır. Biraz da tabii fiziksel olaylar var, fizik kapasitesi var. Bunlar da rakipler biraz güçlendiği için de daha farklılıklar olduğu için müdafaa hatlarında. Onlarla biraz toparlayamalar. Bence esas ana hat kanatları biraz güçlenmesi gerekecek. Tabii burada beklerin de katkısı olması gerekiyor, sadece açıklar değil. Şu anda onda biraz sıkıntı var. Öbür türlü orta sahasını kapattı. Mitchell gelecekti ayağına. Mitchell'in de oturması takımı daha farklılıklar kazandıracak. Onun için biz Galatasaray'ı değerlendirirken Seferovic ve Gomis üzerinden gidersek biraz da kanatların çok çok iyi aktif ve takıma uyum sağlaması lazım. Bakalım sevgili hocamız Okan Buruk burada ne tarzda bir oyun planı ortaya çıkacak. Biraz orası güçlendi mi Galatasaray orta sahasına oturttu. Müdafasını biliyorsunuz geçen sezondaki hemen hemen aynı bir tek değişiklik var. Bardakçı orada var. O da yavaş yavaş Galatasaray'ın oyun prensiplerine ve oyun kültürüne alışıyor ama sadece ikisine gitmez oraya. Bir tane daha böyle oturaklı oyunu hiç arkadan da yönlendirecek bir oyuncu gerekecek diye düşünüyoruz. Bunu da tabii bizler bunu söylüyorsak içeridekiler felsefe 10 kat daha fazlasını düşünüyorlardır. Ama ileri bir şekilde ilk etapta iki kanatın çok aktif olması lazım. Bu son gördüğümüz maçlarda Galatasaray'da biraz sıkıntılar orası. Ezgi. Peki hocam, net bir şekilde kanatların güçlenmesi gerekir diyorsunuz. Evet. Bu doğrultuda Kerem ve Yunus'un performans düşüklüklerini siz neye bağlıyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da şimdi o bölgeye transfer yapılacağı konuşuluyor. Size göre o bölgede bir transfere ihtiyaç var mı? Yoksa Kerem ve Yunus'la belki yapılacak özel çalışmalar, özel görüşmeler yeterli olur mu? Bu arada bahsi geçen oyuncu da hocam, özellikle sol kanat için Traore şu anda. Bu isim içinde neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani şimdi o taraflarda oynayan oyuncular güçlü bir oyuncu, çabuk çıkan bir oyuncu, kanadı iyi kullanan bir oyuncu da bizde geldiği zaman ne yapar? Biz çünkü seri oynayan bir oyuncu, çabuk oynayan. Şimdi Galatasaray'daki, orta sahadaki oyuncular da bu tarzda. Onlar üst seviyede oynadıkları için çabuk düşünüyorlar, çabuk oynuyorlar ve kolektif oyunun içinde kalmaya çalışıyorlar. İşte en büyük sıkıntı iki tarafında burada oldu. Sağ ve solda Kerem ve Yunus da bunlar oturtursunuz. Bunlar çok kötü performans gösteren oyuncular değil. Faydalanmamız gereken bir oyuncular. Türk oyuncu olarak da buralarda
hemen hemen fazlasını bulamıyorsunuz. Dikkat edin, rakiplerinizde genelde bu kanatlarda oynayanların hepsi yabancı oyunculardan kurulu. Onun için biz bunların yani kıymetini bilmemiz lazım, ama onlar da biraz günümüzün futbolunda elinizdeki oyuncuların o kolektif oyununa alışkınız olmanız lazım. Yani çabuk oynamayı düşüneceksiniz, top gelmeden ne yapmayı düşüneceksiniz. Abi bilemiyorum, Galatasaray'da Traore geldiği zaman çok büyük farklılıklar yaratır mı yaratmaz mı, onu artık geldikten sonra konuşuruz, ama şu anda da elinizdeki oyuncuların daha çok o takımla birlikte oyun performansı buradan oluyor. Antrenmanlarda çalışmayla olacak. İşte Mertens'in göstereceği performans sizi zaten buralara taşıyacak. Ona ayak uydurmanız lazım. Çok çabuk düşünen bir oyuncu. Mertens tam böyle o kendini bildiğimiz o dinamikliğini yakaladığı zaman Galatasaray çok iyime kazandı. Zaten arkası kuvvetleniyorsunuz. Oliveira var. Torreira var. Artı Vichu gelecek oraya. Hani 3 tane orta sahne sizin hem defansif hem ofansif de çok yardım eden bir oyuncu var. Mertens de bunların önünde oynadık müddetçe forvetiniz daha farklı işler yapacak. Tabii bunlar siz orta sahayı tamamıyla değiştirdiğiniz zaman oyun kültürünüz de değişiyor. Yepyeni bir orta saha kurmuşsunuz. Bunlardan da çabuk oyununu ve çabuk düşünen oyuncuları getirdiğiniz zaman ayak uydurmanız biraz zaman alacak. Şu anda Galatasaray onları yaşıyor. Seferovic bir gol ritmisini bulduğu zaman Galatasaray'da çok çok şeyler değişir. Onun için biraz tukaka yapmadan, biraz sabredip biraz zaman tanımak gerekecek. O zaman da biraz biz haliyle çok fazla vermiyoruz. Hemen makine gibi işlemesini istiyoruz, ama başladığı zaman da zaten o çak makine gibi işliyor. Biraz daha kolektif oyuna yatkın olması lazım. Bakalım, bekleyelim yeni gelen transferlerden sonra Galatasaray daha neler katabilecek, nelere gelebilecek, oradaki sizce alacağınız oyuncular hangi kapasitede olacak, geldiği zaman hemen takıma uyumları, bunlar hepsi gibi şeyler, ama 2 haftada, 3 haftada değişecek olay değil. Çünkü çok tamamıyla bir değişime uğradı tekrardan Galatasaray futbol takımı. Onun için biz hemen her oyuncu geldiği zaman %100'ün üzerinde verimini bekliyoruz. O kolay değil. Yani futbolda böyle bir şey yok. Zaman gerekecek. Bu zamanı da yavaş yavaş atlatmaya çalıştılar. En önemli olay Mertens'in takıma çok uyum sağlaması, çabuk uyum sağlaması. Bunun da meyvelerini 1-2 hafta içinde daha fazla görecek Galatasaray Kulübü. Peki hocam, şimdi şu 1-2 gün içerisinde özellikle Icardi'den gelecek yanıt çok merak ediliyor Galatasaray'da. Icardi'nin alınma ihtimalini soracağım size ve bunun dışında tabii ki bir santrfor transferine mutlaka ihtiyaç var mı sizce de? Gündemde sadece Icardi yok, Nicholson da var. Bugün mesela Foto Maç gazetesinde Antonio'nun adı yazılmış, West Ham forması giyen bir oyuncu. Ne dersiniz? Yani az önce işte o kanatlardan alınamayan verimden bahsettik. Buna rağmen alınması gereken, yapılması gereken takviye bir santrfor takviyesi midir? Ve özellikle de tabii ki Icardi ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Tabii sevgili, şu anda 2 tane santraforunuz var. Bu 2 tane santraforla bütün sezonu kapatamazsınız. Bu çok önceden ayarlanması gelen bir şeydi, ama beklendi. İşte bu son transferler deniliyor, son pazar deniliyor. Öyle bir şeyler var. Artık bugün de bittikten sonra Icardi ya da yarın Icardi nereye gidecek, kalacak, kalmayacak. Geldiği zaman iyime kazandırır mı? Çok çok iyime kazandırır. Yani bunu tartışamayız. Bunu, ama bundan geldikten sonra siz o takımı nasıl tutacaksınız? İkili mi oynayacaksınız? Tek mi oynayacaksınız? Hangisinden ne fazla verim alacaksınız? Bu sonraki işler. Önce biz bir gelenleri bir görelim. Kimler gelecek? Yani çok isim yazıyor. Şimdi bitene kadar, transfer sezonu bitene kadar, 8'ine kadar daha bir o geliyor, bu geliyor, gidiyor. Geldikten sonra Icardi geldiği zaman Icardi ile oyun ne şekilde olacak? Icardi'siz oyun ne şekilde olacak? Hatta farklı bir santrafor aldığınız zaman Litar'daki santrafor elzem, yani alınması gereken bir alın. Nasıl stoper elzemse santrafor da aynı şekilde. Stoperleriniz 2 tane var. Hadi Luin demeyi tabii hiç düşünmüyorsun. 2 tane stoperle nasıl gideceksin? Veyahut da 3 tane genç oyuncu var. Santrafor 2 tane var. Üçüncüyü sayamıyoruz yani. Takım içinden yok santrafor. Onun için buraları dolması gereken mevkiler. Artık gelen isimlerden Icardi alırsınız. Icardi iyi bir profil. Bilinen bir profil. Anlatmaya gerek yok.
Tamam, onların farklı bir yaşantıları, maşantıları. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Sahanın içinde yapacakları, gösterecekleri performans sizi bir yerlere taşınması gereken performanslar olması lazım. Şu anda Bumiş'ten verim alıyor musunuz? Girdiği maçlarda verim aldın. Seferovic'ten alma. Demek ki burada bu ikiliyi daha da üzerine taşıyacak, daha da zorlayacak bir santrafor modeli gelmesi lazım. Icardi, yani neyi ne anlatalım Icardi'nin? Icardi geldiği zaman kendisi dünya piyasası yeri olan bir oyuncu. Avrupa'dan istenir mi istenmez mi, oraları açtı mı açmadı mı, yine aynı performans mıdır? Onlar tabii Avrupa'daki işler var. Bize geldikten sonra, Galatasaray'a geldikten sonra buradaki verimi, takımla birlikte oynayacakları verimi katkı sağlar mı? Sağlar, ama önce bir gelir gelsin ki ondan sonra da biz bunların üzerinde daha rahat konuşalım. İki tane mevki çok elzem oluyor. Tabii arayışlarda sol bekle ya da şurada olabilir. Bir santrafor bulursunuz ki santrafor iki tane özelliği vardır. Açık da oynayabilir. O tarzda da bir forvet elemanları var, santraforlar var. Yani bir isim çıksın, bir ıslak imzayı görelim sevgili Ezgi. Ondan sonra sen de rahat konuşursun, bizler de daha rahat konuşuruz. Hocam, vazgeçilmeyen bir isim Kaan Ayhan yeniden gündemde, evet. Galatasaray için de Beşiktaş için de son bir haftaya göre ilk bir haftada da Kaan Ayhan'ı konuşuyorduk, son bir haftada da Kaan Ayhan'ı aynen konuşuyoruz. Ne dersiniz, gelir mi? Ya niye gelmesin, parasını verirseniz gelir. Takımı biliyorsun, o kadar çok top bir satıcılar ki yani Türk takımları Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu müddetçe onlar o rakamdan inmiyorlar. Nasıl olsa diyorlar, hadi Avrupa'ya satamıyorsak öbür tarafta pazar hazır, Türkiye'de pazar hazır, takımlar peşinde. Adam 5 milyon diyorsa 5 milyon 4 milyona inmiyor. Siz bunu veriyorsanız, bu paranız varsa bunu vermek istiyorsanız gidersiniz Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan Galatasaray'da gelir, Beşiktaş'ta gelir, nerede gelir? Trabzon'a da gelir. Önce hani derler bizim tabirimizde parayı veren düdüğü çalar. Ondan sonra biz konuşalım. Kaan geldikten sonra herkesin bildiği, yani burada devamlı artık tekrar etmeyin, 3 pozisyona emanet edebileceğiniz bir oyuncu. Milli oyuncu oluyorsunuz. Çok fazla sakatlık problemi olmayan, kendine iyi bakan, iyi bir çalışan bir oyuncudan söz ediyoruz. Gelirse tabii bir farklılıklar yaratacak size. Bu sefer hem Türk oyuncu statüsünde faydanız olacak. Hangi takım alırsanız, ama siz önce parayı verin. Sassuolo'nun istediği para. Onlar tok satıcı. Onlar bizler gibi değil ki 3 kuruş gelsin de bir zaman verelim falan. O da düşünmüyor. Nasıl olsa pazar hızı bakalım. Yani Kaan'ı alırlarsa hem stoper hem sahada kapatacaksınız, hem orta sahada kullanabileceksiniz. Bu şekilde verimli bir oyuncu ve devamlı da Avrupa piyasasında olan bir oyuncu, oynayan bir oyuncu. Yani Almanya'da yetişmişsiniz, orada büyümüşsünüz, oranın bütün sisteminle çalışmışsınız ve kendinizi hazırlamışsınız. Oradan da İtalya'ya gidiyorsunuz. Yani oradan aşağı inmiyor, oradan yukarı gidiyor. Gene aynı yerlerde, kategorilerde. Onun için bize gelmesi, daha doğrusu Türkiye'ye gelip hangi takımı olursa olsun çok büyük bir katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Ezgi. Peki. Mahmut Alparslan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Rica güzel ederim, bir gün diliyoruz size. Bir mukabele, iyi günler arkadaşlara, selamlar. Çok teşekkürler.